arasında manuel veya otomatik olarak aynı fiyat üzerinden tekrar yenilenmesi gerekecek. Sistem size ilk 40 listelemeyi ücretsiz olarak yapmanıza izin veriyor. Başlangıçta varsayılan minimum günlük bütçe 1, maksimum ise 25 ABD dolarıdır. Algoritma sizin için çalışır, nerede ne kadar bütçeyle reklam yapmanız gerektiğini hesaplar ya da kargo maliyetini ürünün satış fiyatının içine gizleyebilirsiniz. Etsy'de satış, reklam ve kargo masrafları nelerdir? Etsy neredeyse dünyanın her ülkesinden milyonlarca alıcı ve satıcıyı buluşturan online bir e-ticaret platformudur. Etsy, kullanıcı profillerinin çeşitliliği ve farklı ürün koleksiyonlarının yanı sıra diğer sosyal ağlarla içerik paylaşma becerisine sahip olmayı da ön plana çıkarmaktadır. Peki bu denli özellikleri olan e-ticaret platformunda ne gibi masraflar bizi beklemektedir? Kanalımıza daha önce Etsy'de mağaza açılması konusuyla giriş yapmıştık. Bir kez daha belirtelim ki Etsy pazar yeri ile ilgili video dizimize özellikle yeni satıcıların sıralı bir şekilde takip etmesi daha faydalı olacaktır. Diğer tüm e-ticaret pazar yerleri gibi Etsy de para kazanmak zorundadır. Evet, mağaza açmak ücretsiz. Mağazanızı optimize etmek ve kişiselleştirmek de ücretsiz. Ancak ürünlerinizi alıcıya göndermek ve satış yapmaya başlamak için bazı küçük ödemeler yapmak durumundasınız. Bunların başında ise ürün listelemek geliyor. Yalnız dikkat, Etsy'de bir ürünü listelemek satmakla aynı şey değildir. Ürünlerinizin ilgi çekmesi, hakkında bilgiler verilerek alıcıları ikna edecek görseller yüklenmesi, ürün listelemenin ana içeriğini oluşturur ki bu konuya ayrıntılı bir şekilde önümüzdeki videolarda değineceğiz. Mağazanızı açtınız, ürününüzü belirlediniz, görsellerinizi hazırladınız. Şimdi satmak istediğiniz her bir ürün kategorisi için sisteme 20 cent, standart listeleme ücreti ödemeniz gerekiyor. Ödeyeceğiniz ücret 4 ay için geçerlidir. Sonrasında manuel veya otomatik olarak aynı fiyat üzerinden tekrar yenilenmesi gerekecek. Burada satıcı lehine oluşacak bir durum ise listelemede birden fazla ürünü mağazanıza koyabilmesidir. Tek şart aynı ürün kategorisinden olması. Listeleme ile ilgili size müthiş bir ipucu verelim. Eğer mağazanızı açma aşamasında, yani ilk başta hesap oluştururken daha önce Etsy hesabı olan bir mağaza sahibinin göndereceği bağlantı linki üzerinden hesabınızı açarsanız sistem size ilk 40 listelemeyi ücretsiz olarak yapmanıza izin veriyor. Sadece size değil, size linki gönderene de aynı şekilde 40 listelemeyi hediye ediyor. Sizler de bu hediyeyi geri çevirmezsiniz herhalde. Geçelim ikinci ana gider kalemine. Bir ürün sattığınızda platform sizden toplam satış fiyatı, eğer varsa kargo ve hediye paketi ücretle eklenerek toplam tutar üzerinden %5 işlem ücreti alır. Ürününüzü sattınız, alıcıdan ödemeyi alacaksınız. Eğer bu ödemeyi kabul etmek için Etsy Payments'ı kullanırsanız ve banka hesabınız Amerika'daysa sattığınız her ürün için sizden satış ücreti üzerinden %3 artı 25 cent tutarında bir işlem ücreti alınır ki bu da üçüncü gideriniz olur. ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada'da dahil olmak üzere 45'ten fazla ülkede Etsy Payments'ı kullanabilirsiniz. Diğer banka kartları veya sistemlerinden PayPal, Etsy Kredisi, Etsy Gift Cards, Google Pay, Apple Pay, Square ve daha fazla ödeme kabul edebilirsiniz. Bu sistemlerden ödeme kabul ettiğiniz takdirde ise bu bankanızla ya da o sistemle olan anlaşmanız tutarınca bir komisyon maliyeti getirecektir size. Burada hemen bir noktayı da belirtelim ki eğer ürünlerinizi listelerken fiyatlarını ABD doları cinsinden belirtmemişseniz sistem satış tutarını yerel para birimine otomatik olarak dönüştüreceğinden kur farkından doğacak bir maliyet de oluşabilir. Gelelim mağazamıza müşteri çekmek için oluşturulacak reklam kısmına. Aslında reklamlar gider olarak gözüken ama çok daha büyük olası gelirleri size getirecek olan bir duyuru sistemidir. Etsy, kendi bünyesinde bulunan satıcıların mağazaları için Etsy Ads ve Offsite Ads yapar. Site içerisinde yapacağınız Etsy Ads olsun istiyorsanız, önce bütçenizi belirleyin ki başlangıçta varsayılan minimum günlük bütçe 1, maksimum ise 25 ABD dolarıdır ve hangi ilanların reklamını yapacağınızı seçin. Etsy, sizin adınıza en iyi dönüşleri alabileceğiniz şekilde reklam yerlerini belirler ve aynı zamanda bütçenizi de optimize eder. Etsy Ads ile yalnızca bir reklamlarınızı tıkladığınızda ödeme yaparsanız. Buna pay per click modeli denir. Ödeyeceğiniz tutar, reklamlarınızı kaç kişinin tıkladığına ve reklamlarınızın gösterildiği yerin ne kadar değerli olduğuna bağlı olarak değişim gösterebilir. Offsite Ads reklamında ise sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yoktur. Etsy, mağazanızın envanter bilgilerini ortak çalıştığı siteler ve ağlara gönderir. Algoritma sizin için çalışır,
nerede ne kadar bütçe ile reklam yapmanız gerektiğini hesaplar ve reklamlarınızı yayınlar. Efendim? İsti benden habersiz benim reklamı mı yapıyor diye soruyorsunuz. Buna cevabımız kısmen evet, kısmen hayır. Şöyle ki, off-site ads çoğu satıcı için isteğe bağlıdır. Ancak İTSI mağazanızın 12 aylık dönemdeki satış cironuza ve performansınıza bakarak bunun gerekli olup olmadığına karar verebilir. Off-site ads reklam ücreti eğer son 365 gün içinde 10 bin dolardan daha az satış cirosu yaptıysanız %15, 10 bin dolar ve üstü satışlarınız için ise %12 şeklindedir. Toplam sipariş tutarı ne olursa olsun sizden alınacak ücret sipariş başına 100 doları aşamaz. Reklamlar verildiğinde eğer 30 gün içinde mağazanızdan bir müşteri ürün alırsa bu parayı ödersiniz. Müşteri reklamı tıklar ancak satın almazsa herhangi bir ücret ödemezsiniz. Aslında diğer bir bakış açısıyla buna win-win de diyebiliriz. Tabii tüm bu oranlar ülkeye ve İTSI pazar yerini alacağı kararlar doğrultusunda değişebilir. Bunu söylemekte fayda var. Reklamlarla ilgili daha geniş bilgiyi sonraki videolarımızda vereceğimiz dipnotu da ilettikten sonra geçelim gönderi masraflarına. Sistemin tamamen kararını satıcıya bıraktığı kargo ücreti masrafı, ürün fiyatından sonra dikkat edilmesi gereken en önemli satış gider ve stratejilerinden biridir. Satıcılar genelde kargo ücretini alıcı tarafından ödenmesini talep ederler. Ya da kargo maliyetini ürünün satış fiyatının içine gizleyebilirsiniz. Ama dikkat edin. Bunu tabiri caizse müşterinin gözüne sokarcasına yani fahiş fiyatlarla yapmayın. Uygun bir kargo şirketiyle anlaşarak maliyetleri daha da aşağıya çekebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli husus nakliye ücretlerini, bunun içinde sigorta ve varsa gümrük masraflarını doğru hesaplayabilmektir. Satıcı ya da alıcı yanlış hesaplamadan dolayı fazla ödeme yapmaları gerekirse bu mağazanız için maliyetin artması, alıcı için ise hoşnutsuzluk ve akabinde müşteri kaybı demek olabilir. Farklı ürünleri farklı konumlara gönderdiğinizde ortaya çıkacak masraf için araştırma yapın. Eğer ücretsiz gönderim sunmaya karar verirseniz sistemin size sunduğu free shipping garanti ile kargo gönderimi tercih edebilirsiniz. Yapılan anketlerde İTSI müşterisinin %65'inin kargonun ücretsiz olmasını tercih ettiği görülmektedir. Bize göre de ürünlerinizden sağlıklı bir şekilde kar elde edebilmeniz için, satışlarınızı artırabilmeniz için ürün fiyatınızın gönderim bedelini de içermesi iyi olacaktır. Diğer bir alternatif olarak İTSI üzerinden gönderim sağlayarak nakliye maliyetlerinde %30'a kadar tasarruf edebilirsiniz. Unutmayın, maliyetler paketin menşeine, varış noktasına, ağırlığına ve boyutlarına göre değişkendir. İTSI gönderileriniz için İTSI üzerinden label satın aldığınızda indirim toplu kargo ücretleri size yansıtılır. Bu ücret İTSI'nin standart ücretleri dışında herhangi bir satın alma ya da üyelik gerektirmemektedir. Ödemeleri postaneden yapabileceğiniz gibi herhangi bir yerden online olarak da yapabilirsiniz. Umarım bu küçük maliyetler gözünüzü korkutmaz ve hedeflediğiniz şekilde bu dünya çapındaki e-ticaret pazarında yerinizi alırsınız. Bunun gerçekleşmesi için bizler ekip olarak size elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Sizler de bizi takip etmeye ve varsa talep ve sorularınızı bize iletmeye devam edin. Hoşça kalın.